Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen ve trigonometri konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. O zaman çözümlere başlayalım. Çekil 1'de kuyudan su çeken bir at modellenmiş ve uzunluklar üzerine yazılmıştır. Şu şekilde 8-10 ne üçgeni 6-8-10 üçgeninden burası 6 oldu. Sonra ne olmuş bu at ok yönünde düz zeminde biraz yürüdüğünde su kovası atın yüksekliğine gelip şekil 2 oluşuyor. Arkadaşlar şuraya 5.5 metre vermişler. Buraya da 1.5 metre vermişler. Şurası ne kadar uzunlukta? 6 metre uzunluğunda. Yok. 7 metre uzunluğunda. Bizim atın seviyesine geliyormuş. Yani şu kadar yükselecek şey. Yani ip bu kadar gidecek. E ip bu kadar gittiği zaman önceden 10'du. O zaman 7 daha çektim. Burası ne oldu arkadaşlar? 17 oldu. Peki atın yüksekliğinden yukarı kadar olan uzunluk zaten 8'di. 8, 17. Ne üçgeni arkadaşlar? 8, 15, 17 üçgeninden burası 15 çıktı. Önceden atımızın burada 6 birim mesafesi vardı şu kuyuya. Şimdi 15 birim mesafesi oldu. Bizden ne soruluyor arkadaşlar? Ok yönünde kaç metre yürümüştür diye soruluyor. E 15'ten neyi çıkartacağız? 6'yı çıkarttığımız zaman cevap bulur muyuz? Buluruz. Yani cevap Akçay. Bir öğrenci 22 santimetre uzunluğundaki bir teli katlayarak dik kenarlardan birinin uzunluğu 6 santimetre olacak şekilde bir dik üçgen yapıyor. Arkadaşlar elimizde bir 22 santimetre uzunluğunda bir tel var. Ve ben bunu kıvıracağım ya da katlayacağım. Bir dik üçgen yapacağım. Yapayım. Şöyle bir dik üçgen yaptığımda bir kenar uzunluğu kaçmış arkadaşlar? Dik kenarlardan birinin uzunluğu 6 6'ymış. E o zaman burası 6. Buraya x dersem hipotenüs soruluyor zaten. Hocam ben bunu katladığım için 22 santimetre cm, 22 cm'den bunu oluşturduğum için bu üçgenin çevresi 22 yapmalı. Yani buraya ne kaldı arkadaşlar? 16 eksi x kaldı. E o zaman burada bir pisagor bağıntısı yapalım arkadaşlar. x'in karesi eşittir. 6'ın karesi artı 16 eksi x'in karesi deyip işlem 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 yapacağız. Bakalım hissedelim. Belki kolay bir yoldan çıkacak. Arkadaşlar 6 varsa büyük ihtimalle 6 8 10 üçgendir. 10 koyarsam burası 6 oldu. Aha tutmadı. Bu sefer tutmadı. O zaman ne yapacağız? Pisagor bağıntısımızı yapacağız arkadaşlar. Haydi yapalım bakalım. Hocam burası x'in karesi eşittir 36 ve şu açtığımız anda ne yapıyor? Artı işaret olduğu için sıkıntı yok. 256 eksi 32 x artı x kare olacağından x karelerinden ay oldu. Bunu attık öbür tarafa 32x eşittir. Şu x'in toplamı yaptı. 292 yaptı galiba. X de buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 292 bölü 32 yapar. E, 2'ye bölsek 2'ye bölsek falan filan diye gideceğiz arkadaşlar. Ya da 4'e bölsek 292'yi direkt 4'e bölsem 4 kere 28 12 4 kere 12 73 yaptı galiba değil mi? Evet 73 bölü kaç yaptı arkadaşlar? 4'e böldüğümüz zaman 8. Cevabımız 73 bölü 8 oldu arkadaşlar. Yani Sorumuzun cevabı Balıkesir oldu. Aşağıda bir sitenin kalınlığı önemsiz. Giriş bariyerinin K noktasından L noktasına geldiği durum modellenmiştir. Bariyer zemine paralel durumdayken K noktasının yerden yüksekliği 0,5 metre. Arkadaşlar buna 50 santimetre diyelim isterseniz. Hepsini santimetreye çevirelim. En son bizden metre isteniyor. Sonra metreye de çeviriş yaparız. Çünkü niye 0,5'lerle ya da 1,5 metreyle uğraşayım ki? Değil mi? Devam edelim. L noktasının yere uz ile bariyerin boyu birbirine eşitmiş. Arkadaşlar şu uzunlukla bariyerin boyu aslında şurası birbirine eşit. Hatta bariyerin boyu şurası da birbirine eşitmiş. Peki bu x metre ben buna bir a santimetre diyecek olursam o zaman buradaki uzunluklar neler verilmiş arkadaşlar? MT'yi buçuk metre vermişler. MT'yi de buçuk metre ise 150 santimetre midir arkadaşlar? Evet. Dikkat edin bariyerin boyu A artı 150 oldu. Hocam burası bariyerin boyu A artı 150. Hocam burası da 50 olduğuna göre bariyerin boyu da A artı 150 olacağından dolayı şurası A artı 150 olacağından dolayı buraya ne kaldı o zaman arkadaşlar? A artı 100 kaldı. 50'si burada çıkıyor. E burası da 90 derece olduğuna göre çünkü zemine paralel ya 90 sa burası da 90 oluyor. Pisagor bağıntısı yapacak olursak A artı 150'nin karesi eşittir. 150'nin karesi artı A artı 100'ün karesi yaptı arkadaşlar. E burada işlem işlem işlem. Vallahi işlem yapmam. 150 var. 0 hat öyle düşün. 15. Ama 15 varsa. 15 ile ilgili hangi üçgen geliyor aklınıza? Hocam ya 8, 15, 17 ya da 15, 20, 25. E burada şuna bakacak olursak. 15, 20, 25'i düşünecek olursak. Buranın 20 olması için. Yani 15, 20, 25'in 15. Şuraya yazıyorum. 15, 20, 25'in kaç katı arkadaşlar? 10 katı. 150, 200 ve 250 üçgeni mi diye bakarız. 150 olması için. A yerine kaç yazarız arkadaşlar? 50. 50 mi? 150. 200 olması için pardon. A yerine 100 yazarız. A yerine 100 yazdığımızda da burası 250 tutuyor mu arkadaşlar? Tutuyor. Dolayısıyla A kaç çıkıyor arkadaşlar? Burada işlemi yapsanız da 100 çıkıyor. E A'yı biz yani X de A santimetreydi arkadaşlar. Yani 100 santimetreydi. O zaman 100 santimetrede kaç metre yapıyor arkadaşlar? 1 metre yapıyor. Cevap metre cinsinden isteniliyor. Cevabımız da böylelikle balıkesir çıktı. Şekildeki gibi duvara dayalı duran merdivenin uzunluğu 25 metre, C ucunun duvara uzaklığı 20, 15 metredir. Tamam. Merdiven uzunluğu 25 metre ise nedir arkadaşlar bu? 15 25 ne üçgeni? 15 20 25 üçgeninden şuradaki uzunluğu 20 olarak bulduk arkadaşlar. Sonra bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden istenilen merdivenin ucu ok yönünde 9 metre kaydırılırsa merdivenin ucunu ok yönünde 9 metre kaydırdığımda e, ucunun merdiven diğer ucu mu? A ucunun yerden yüksekliği ne kadar olur diye soruluyor. Evet bu uç ne olacak arkadaşlar? Merdivenin bu ucu buraya geldiğinde diğer ucu nereye gelir arkadaşlar? Hop şuraya doğru gelir. E hocam o zaman buraya doğru gelirse şu merdivenin ucu buraya doğru geldiyse ne oldu arkadaşlar? Merdiven uzunluğu değişmiyor değil mi? Aynı merdiven uzunluğu. Burası da 25. Hocam 15 9 daha kaç yaptı burası? 24. 24 25 ne üçgeni? 7 24 25'ten 7 yaptı. Yani cevabımız da o zaman kaç oldu arkadaşlar? 7 oldu. Yani cevabımız akçay oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre d x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle burada ne var? 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Ne var burada? Hocam muhteşem. Hemen muhteşemi yazdık. Şimdi burada 6 var 10 var. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden tamamı 8 mi yapacak? Evet. Hocam tamamı 8 ise burası 8-x oldu. O zaman burası da 8-x burası da 8-x Aha da burada bir Pisagor çıktı mı? Çıktı. Yani 8 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 6'nın karesi olacağından 64 eksi 16 x artı x kare eşittir. x kare artı 36 oldu. Olacağından x kareler nanay oldu. Ee, 16 x buraya attım. 36'yı da buraya atınca e, kaç çıkıyor arkadaşlar? 28 çıkıyor galiba. Ve x de buradan kaç buluruz? 28 bölü 16 buluruz. 4'e bölsen 7. 4'e bölsen 4. Yani 7 bölü 4 çıktı arkadaşlar cevabımız. O zaman bu sorunun cevabı balık esir oldu. OE4, DE1, CD17, BC5 metre ve AB13 metre olmak üzere uzunluğu 20 metre olan OA çubuğu ok yönünde zemine getirildiğinde yük yerden kaç metre yukarı çıkar diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Şimdi öncelikle OA çubuğunu ne yapalım biz? Aşağı doğru bir yatıralım. OA çubuğunu aşağı yatırdığımızda şöyle geldi mi? Geldi. Bakın A noktasına bağlı ip bizim ipimiz yine A noktasına bağlı olacak. Ben bunu aşağı getirdiğim zaman ipimiz buraya bağlı ya ip aha da buradan buraya mı gelmiş olacak. Önceden 13'tü şimdi ipin uzunluğunu şu kadar arttırmış olduk. E ben ipin uzunluğunu buradan ne kadar arttırırsam bizim ipimiz de o yukarı doğru o kadar mı çıkacaktır arkadaşlar burada. İşte bizden o isteniyor. Ne kadar yukarı çıkmıştır diye soruluyor arkadaşlar. Hadi bakalım bulmaya çalışalım. Öncelikle bunu bulacağız. Şimdi 90 dereceler var mı şekilde var. 90 dereceler olunca ne yapıyorduk? Tabii ki dik üçgen oluşturuyorduk. Genelde dik üçgen oluşturmak için dikdörtgen yapmak lazım. 90 neden? Bunlar zemine dik durumda ya o yüzden. Arkadaşlar şurada bir dik çizecek olursak. Hop dikimizi çizecek olursak. Hocam burası 17 iken 17 değil. Dikkat. Niye? Çünkü buraya kadar olan kısım 18. Burada da bir var. Boşuna mı verdiler burayı? 18 iken burası da 18. E tamam. Sonra burası dörtgen. burası da 4. 4 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeni. Bakın 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 burası kaç çıktı? 18 3 daha 21 çıktı. Bizim şu uzunluğumuz o uzunluğumuz 20 idi. Hop buraya yatırdığım zaman yine o uzunluğumuz 20 mi arkadaşlar? Evet. Ve şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Ve şu ipi bulacağız. X. Hocam x'in karesi eşittir. 20'nin karesi artı 21'in karesi. 20'nin karesi artı 21'in karesinden işlem işlem işlemde sonuca ulaşacaksınız. Valla bunu özel üçgenler arasında yazmadık. Evet doğru ama böyle bir üçgen de var. ÖSYM'de bunu da kullandı. Aklınızın bir köşesinde bulunsun isterseniz. Ya da Pisagor bağıntısıyla da zaten siz bunu bulabilirsiniz. Burası 29 çıkıyor arkadaşlar. Böyle de bir özel üçgen. ÖSYM e sorduğu için bilseniz de olur bilmeseniz de olur diyeceğim ama. Şimdi ben söyledim 20-21-29 diye bir üçgen büyük ihtimalle aklınızda inşallah kalır arkadaşlar. Neyse burası 29 yazdık. Şimdi bizim ipin uzunluğu önceden kaçtı arkadaşlar? 13 değil miydi? Şimdi ne oldu? Hocam 29 oldu. Yani sen 29'dan 13'ü çıkarttığın zaman kaç oldu? 16. Sen ipten 16 santimetre daha çekmiş oldun. O zaman yukarı doğru 16 santimetre daha yukarı çıkmış olacaktır. Dolayısıyla cevabımız böylelikle ne oldu? Akçay oldu. Gerçekten mükemmel bir soru arkadaşlar. Çok hoş bir soru. Artık direkt soruları bize sormuyorlar. Bu şekilde karşımıza çıkabilir. Dikkat edin ve hoş sorulardan biri ve yıldız atıp sonra bakacağınız sorulardan biri. Unutmayın. Şekilde boyları 10 metre ve 6 metre olan iki ağaç arasındaki mesafe 12 metredir. Şurası 12 metre verilmiş. A noktasında bulunan bir kuş. BC üzerindeki herhangi bir noktaya konup D noktasına geliyor. Evet. Buna göre kuşun alabileceği en kısa mesafe nedir? Arkadaşlar siz bunu kestiremezsiniz. Bu şekildeyken kestiremezsiniz. Hocam bu ne zaman böyle? Acaba böyle bu durumda mı iken böyle toplamları en küçük ya da şu durumdayken mi toplamları en küçük? Vallahi her ikisi de e, aynı yukarı doğru bakarken biz bunu kestiremeyiz. Bu tür sorularda en kısa mesafe sorularında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bir tanesini simetriğine alalım. Yani katlamasını alın. Hangisinin mesela şu altının katlamasını alalım arkadaşlar simetriğini. Katlamasını aldığımızda, şöyle katlamasını aldığımızda ne oluyor arkadaşlar? Hocam şurası da şöyle mi olmuş oluyor? Evet. Bizden ne isteniyor? X artı Y'nin en az değeri isteniyor. Sen bunu böyle katladın ya. X artı Y'nin en az değeri. Hocam 6 iken burası da 6 oldu. Ee, bu arada burası X iken burası da X oldu mu? Oldu. Arkadaşlar şimdi soruyu şöyle düşünsek. Bak öyle bir nokta var ki. Hocam Y ile X'in toplamının en az değeri soruluyor. O nokta şurada mı? Ya da o nokta burada mı? X ile Y'nin toplamı. Bak alt ve üste baktığınız zaman. X ile Y'nin toplamı hangi durumda en az olur arkadaşlar? Direkt şunlar doğrusal olduğunda olmaz mı arkadaşlar? Olur. E o zaman biz burada doğrusallığa bakacağız arkadaşlar. Doğrusallığa bakıp işlem yapacağız. Şimdi burada bir merdiven şekli var. Dikdörtgeni tamamlayalım arkadaşlar. E, 90 dereceler olunca zaten dik üçgen oluşturmak için dikdörtgen yapıyorduk. Yaptık. Hocam 6 ise burası da 6. 12 ise 12. Bak burası 12. Bak burası 16. 12, 16 ne üçgeni arkadaşlar? 20 üçgenden cevabımız ne çıktı o zaman? 20 çıktı. Cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Zeynep en sevdiğim isim. Zeynep uzunluğu 15 santimetre olan yeşil renkli 07 uçlu kalem ile 12 santimetre kalem ile 12 santimetre olan kahverengi renkli 0.9 uçlu kalemi ee, ne yapıyor? Arkadaşlar bir kalemin uzunluğu 15'miş. Öbür kalemin uzunluğu da neymiş arkadaşlar? 12'ymiş. Tamam. Şekildeki gibi basılan kısımları birbirine K noktasında değecek şekilde e, yerleştirip LM arasını ölçmüş. Ve LM arasını kaç bulmuş arkadaşlar? 9 cm olarak bulmuş. Yeşil kalemin arkasına her basılışında 10 bölü 3 mm uç çıkmakta. Kahverengi olan kalemin arkasına her basıldığında 5 bölü 3 mm uç çıkmaktadır. Hmm. Buna göre Zeynep yeşil renkli kalem ile 15 defa. Evet yeşil renkli kalem ile 15 defa bastığım zaman 15 ile 10 bölü 3'ü çarptığınız zaman kaç yapıyor arkadaşlar burası? Ee, bunlar sadeleşti. Işte 50 milimetre yaptı. 50 milimetre kaç santimetre arkadaşlar? Bu da 5 santimetre değil midir? Evet. Sonra da öbürüyle de 24 defaya basmış. 24 defayla da 5 bölü 3'ü çarptığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 40 milimetre mi yapıyor? Evet. 5 kere 8 40 milimetre. 40 milimetre de kaç santimetre arkadaşlar? e, 4 santimetre yaptı. Evet uzamış. O zaman yine aynı şekilde 24 defa bastığında uç noktalar arasındaki mesafe kaç santimetre olur diye soruluyor. Evet. O zaman bak, burası uzadı mı böyle arkadaşlar? Şurasını uzatıyor muyuz? Uzatıyoruz. Burası ne kadar uzadı? 4 santimetre uzadı. Burası ne kadar uzadı? 5 santimetre uzadı. İşte bunlar uzadığı zaman bizden ne isteniyor arkadaşlar? Hop şuradaki mesafe isteniyor arkadaşlar. E o zaman buradaki mesafe yine burası 90'lık devam ediyor mu? Eriyor arkadaşlar. Niye? Hocam paralellik var. Çünkü şunlar birbirine paralel oluyor. Sebep 12'nin 4 oranı 3'e 1. E burada da 3'e 1'lik oran bozulmamış oluyor. Dolayısıyla e bunlar birbirine paralel olmuş oluyor. 90'sa burası da 90 olacak. E o zaman burada kaç? 16. Burası kaç arkadaşlar? Bilmiyoruz. Arası soruluyor. Şurası kaç arkadaşlar? 20. 16-20 ne üçgen arkadaşlar? 12-16-20 üçgeninden cevap 12 yapar. Yani bu sorumuzun cevabı Akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre dcx kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Büyük ihtimalle burada eliniz çalışmadığı için yapamadınız. Hadi bakalım burada elimizi çalıştıralım. Hocam şuraya bir y dersek Burası da y. Valla ne yapacağız? Pisagor bağıntısı var burada. Burası y kare eksi 36 değil midir? Kare içinde. Evet. Ee, çünkü bunun karesi artı. Bunun karesi bunun karesine eşit. Ee, ya da bu dik kenar diğerlerinin kareleri farkına eşittir. Hocam buradaki y'yi kullanamıyoruz. Buradaki y'yi kullanmak için de hop bak burası da 90 burası da 90 bu pisagor bağıntısını uygulayalım şuraya ya da AC'nin karesi Pisagor bağıntısında neye eşittir? AC'nin karesi X'in karesi artı Y'nin karesine eşittir. Aynı zamanda AC'nin karesi buradaki Pisagor'da şunun karesi artı bunun karesi değil midir arkadaşlar? Evet. Yani şunun karesi nedir? Y kare eksi 36 artı 8'in karesi olacaktır. E o zaman buradan y kareler gitti mi arkadaşlar? Gitti. O zaman x kare neye eşit oldu? 64 eksi 36. 64'ten 36 çıkartırsak 28 yapar. Buradan da x kök 28 yapacaktır. Yani bu da kaç yapıyor? 2 kök 7 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı akçay oldu. Şekil 1'de kısa kenarı 5 cm olan iki paralel cetvel kısa ve uzun kenarlardan eşit uzunluktadır. Uzunlukta olan 4 noktadan hareketli menteşe ile tutturulmuş. Arkadaşlar şunu demek istiyor. Ne demek istiyor? Buradaki nokta menteşe. Kısa kenarı şu kadar uzunluktayken Burası da kısa kenara bu kadar uzunlukta, burası da kısa kenara bu kadar aynı uzunlukta diyor bize yani şuradaki mesafeler. Peki hocam bunun buraya olan uzaklığı mesela a birimse, bunun da aşağıya olan uzaklığı şurası da a birim diyor. Ee, hatta bunun yukarıya olan uzaklığı b birimse, bunun yukarıya olan uzaklığı da ne diyor arkadaşlar? B birim diyor söylüyor bize. Aynı şey burada da geçerli. Hocam burası da b birim, burası da a birim. Aynı şekilde buraya kadar olan kısım a birim ve şuraya kadar olan kısımda B birim diye söylüyor bize. Üstteki sarı cetvel ok yönünde 12 santimetre itildiğinde ben bunu 12 santimetre ittiğimde hocam 12 santimetre ittim demek burasının 12 santimetre olduğu anlamına gelmiyor mu? Evet. Yani burasının da 12 santimetre olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Ama benim için orası mı lazım arkadaşlar? Galiba orası lazım değil. Dur. Burası 12 santimetre ama şimdi ben şuraya bir yoğunlaşayım. Buna göre diyor ilk durumda cetveller arasındaki uzaklık ne kadardır diye soruluyor. Yani şuradaki x mesafesi soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki uzunluk ne oldu? Şu uzunluk x artı a artı b oldu. O zaman buradaki uzunluk x artı a artı b diye yazabilir miyiz? Evet. Şimdi arkadaşlar şuradaki mesafenin ne olduğunu bulmuştuk. Biz a olduğunu söylemiştik. Hocam sonra buradaki mesafenin ne olduğunu söylemiştik. B olduğunu söylemiştik. E burada merdiven şekli var. Dik 90 derece olunca dikdörtgen tamamlıyorduk. Hop şöyle dikdörtgene tamamlayacak olursak. B ise burası da B mi? Evet. A dikkat edin. A ile B'nin toplamı yani A artı B'yi biz kaç bulmuşuz arkadaşlar burada? 5 olarak bulmuşuz. Eyvallah. O zaman burası 5 çıktı. Bana buradaki mesafe lazım. Şimdi dikkat edin. Önceden bak bu mesafeler şuradaydı. Şu noktalar buradaydı arkadaşlar. Şuradaki noktalara dikkat edecek olursanız. Şimdi sen bunu 12 santimetre ettiğin zaman bu buraya mı geldi arkadaşlar? Önceden bak bu buradaydı. 12 santimetre ettiğin zaman buraya geldi. Yani şuradaki mesafe 12 oldu arkadaşlar. Ya da önceden bu nokta buradaydı sonra buraya geldi yani buradaki mesafe kaç arkadaşım 12 E Burası 5 12 13 mi oldu Evet E bu arada sen bu 13 birim uzunluğunun şuna eşit olduğunu bilmiyor musun yani a artı B artı x'in 13 olduğunu biliyorsun ve a artı B'yi de biz zaten 5 olarak bulmuştuk ve Dolayısıyla x de buradan kaç çıkar gençler 8 çıkar Vallahi çok güzel bir soru arkadaşlar hoş bir soru olmuş ee, yazan hocamıza teşekkürler güzel bir soru Evet böylelikle cevap balık esiri oldu. Dik kenarların uzunlukları 30 ve 40 metre olan dik üçgen biçimindeki bir bahçe aşağıdaki biçimde ağaçlandırılıyor. Şöyle bir bahçe var arkadaşlar. Bakalım nasıl ağaçlandırılmış. Bahçenin dik kenarlarını kestiği P köşesine bir kırmızı direk dikiliyor. P köşesinden kısa kenar boyunca ilerlenerek her 6 metrede bir sarı direk. Hocam 30 bölü 6 kaç yaptı? 5 mi yaptı? O zaman buraya kaç tane direk dikilecek arkadaşlar? 5 tane sarı direk dikilecek. Çünkü her bir 6 santimetrede bir şey yapılacak diyor ya. 6, 6. E, hocam burası da 6. Burası da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Burası da 6. Kaç tane şey dikilmiş oldu arkadaşlar? Yazayım isterseniz buraya. 30 bölü 30 bölü kaç santimetre alıklarlaydı? 6 santimetre alıklarla mıydı? Evet 6 metreye 1. 6 yani 5 direk oldu arkadaşlar. Bakın 5 tane sarı direk dikilmiş oldu şuraya arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane sarı direk dikmiş olduk. Peki sonra ne diyor? Sonra diyor ki benzer biçimde uzun kenar boyunca da her 8 metrede bir mavi direk dikiliyor. O zaman arkadaşlar her 8 metrede bir mavi direk dikeceksem 40 bölü 8'de 5 tane direk mi olacak buraya arkadaşlar? Evet 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada, 5 burada. E, hatta 40 bölü 5'ten her biri 8 santimetre uzunluğunda mı olacak arkadaşlar bunların? Evet 8 santimetre uzunluğunda olacak. Sonra buna göre bahçeye kaç ağaç dikilmiştir? Hocam burada kaç tane var? 5 tane. Elimizde 5 tane direk var. Artı burada kaç tane var? Burada da 5 tane var. 5 tane burada. Artı bir tane var arkadaşlar. Bir de kırmızı direkten bir dersek şimdilik 11 yaptı. Ama sonra diyor ki çekilen ipler üzerinde bunlara da şey yapılmış. Dikilme sıraları aynı olan sarı ve mavi direkler arasına birer ip çekiliyor. Çekilen ipler üzerinde 5 metralıklarla elma ağacı direklerin olduğu noktalarda ise birer kavak ağacı dikilmiştir. Valla burada da her 5 metre arasına şeyler dikilmiş. Şimdi şuraya bakacak olursak. Buradaki dik üçgende 6, 8, 10 metre. Arkadaşlar 10 metre. O zaman burası 10 metre ise burası ne olacaktır? Her bir 5 metrede bir şey yapacağız ya. Valla burada onu 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapıyor arkadaşlar? Şurayı yapayım. Onu 2'ye böldüğümüz zaman onu 5'e böldüğümüz zaman 2 yapıyor. Hocam burada 2 tane aralık olacak. 2 yani tane aralık olması için araya şey dikeceğim ya. 1 eksiği kadar buraya 1 direkt dikebilirim arkadaşlar. Peki burası kaç? 12, 16, 20 ya da hocam orta taban var. Şurayı biz kaç bulduk? 10 bulduk. 5 5. Burası iken burası 20'dir. Şurası 20 ise o zaman bunu 20'ye de 20'yi de 5'e böldüğümüzde kaç çıkar arkadaşlar? 20'yi 5'e böldüğümüzde 4 çıkacak. Yani ee, ne olması lazım arkadaşlar? 4 4'ün 1 eksiği kadar direkt dikilir buraya. Bu ne demek? 4 tane bölme var demek. 4 tane bölmeyi oluşturmak için kaç tane direkt şey ağaç dikmemiz lazım arkadaşlar buraya? Bak bir eksiği kadar ağaç dikmemiz lazım. O zaman diğerlerini de aynı şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman. Hocam burası da kaç yapıyor? İşte e, bu 6, 8, 10'un 3 katı olacak burası da. O zaman burası da kaç oluyor? 30 mu oluyor arkadaşlar? Şurası da 30 oldu. 30 bölü 5'te kaç yaptı? 6. Bir eksiği kaç yapıyor? 5 olacak. 6 bölmeyi 5 tane ağaç dikerek oluşturdum. 3, 4, 5 tane ağaç dikerek. Sonrası ne olacak arkadaşlar? Şunu da şöyle birleştirdiğimiz zaman burası da 6, 8, 10'un 4 katı, 3 katı, 4 katı olacak. O zaman burası da 40 mı olacak? Aynen öyle. Ya da şey diyebilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 3, 4, 24. İşte burası da 4 kere 8, 32, 24, 32. Yine 3 4 5'in belli bir katı ya da direkt hocam 6 8 10'un bak 2 katı burası burası 3 katı burası 4 katından 40'ı yazdık. 40'ı da 5'e böldüğümüz zaman kaç çıkıyor? 8 çıkıyor arkadaşlar. E o zaman burada 8 aralık olacak. 8 aralık olması için kaç tane şey yapmamız lazım? 7 tane dikmemiz lazım buraya. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın 8 aralık olması için. Es, en sonu da 30 40 50 burası da 50 cm olduğuna göre 50'yi de 5'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor arkadaşlar? O da 10 yapıyor. E 10 tane aralık olması için kaç tane dikmemiz lazım? E 1 eksiği kadar dikmemiz lazım. 9 olacaktır. Yani bunları toplayacağız arkadaşlar. Şurası toplayalım bakalım. 7 3 daha 10. 9 1 daha 10 20. Hocam burası 30, 31, 36 mi yapıyor? O zaman cevabımız 36 yaptık arkadaşlar. Güzel bir soru, hoş bir soru. Biraz oyalayan bir soru ama böyle sorular gelebilir. Hem TYT'de hem de AYT'de karşılaşacağımız bir soru tipi diyebiliriz. Belki ÖSYM şu 30-40-50'ye kadar değil de belki şuraya kadar en son maksimum buraya kadar sorabilir. Şu 40 prim uzunluğuna kadar sorabilir. Yine güzel bir soru olmuş. Hoş sorulardan biri. Bazen soruyu böyle güzel bir şekilde yorumlamanız gerekebilir arkadaşlar.